Güç öncelikli olarak bir kW'luk sistemde 240 kW'lık bir güç talebimiz olsun. Güce 240 yazıyorum. Hemen sağ tarafta kVA ya da kW sekmelerimiz var. Hangisini kullanıyorsak direkt toplam güç üstünden görünür gücü kosinüs pi faktöründe girerek kVA'dan yapabiliriz veya direkt aktif gücü girebiliriz. Sistemin kullanacağımız sistemin sabit olan gerilimi var. 1 kilovolt bir kablomuz olsun. 3 faz kullanalım. İlk etapta gerilim düşümüne bakmadan bunları yazıyorum. Ne yaptım? Karşı tarafta 240 kilovat kullanacağım ve bunu 1 kilovolta taşıyacağım. Nasıl bir kablo lazım? Bakmak istiyorum. Ve ikinci sayfaya geçiyorum sonraki adımla. Umarım takip edebiliyorsunuz. Burada kabloyu nerede ve nasıl özelliklerde kullanacağım? Onunla ilgili bir ekranımız var. Toprakta mı yoksa havada mı kablo seçimi yapacağım? Damar sayısı ne olsun? 3,5 damarlı bir kablomuz olsun. İzolasyon ve dış kılıf malzememiz ne olsun? PVC, PVC, XLP, PVC seçenekleri koyduk. Burada bir ayrıntıyı vermek istiyorum. Kablo seçim kriterlerinden ilki akım taşıma kapasitesiydi ve akım taşıma kapasitesi de dışarıdaki izolasyon malzemesinin çalışma sıcaklığı ile ilgiliydi. PVC için bu 70 derece, XLP için 90 derece. Dolayısıyla XLP aynı koşullarda daha yüksek akımda taşıyabilir. Biz PVC bir kablo seçimi yapalım. Kablomuzda ekran, zırh olabilir ya da bunların hiçbiri olmayabilir. Standart bir kablo seçimi yapalım. Tamam diyorum. Ve hesapla diyorum. Ve sonuç ekranına geçiyorum. Sonuç ekranında 173 amper gibi bir rakam veriyoruz ilk başta. Bu nedir? 240 kW'lık bir güçte, 1 kilovolt bir sistemde çekeceğin akım 173 amperdir diyor. Ve direkt PVC PVC olsun dedik. 3,5 damar olsun dedik. 1 kilovoltu zaten en başta seçmiştik. YVV 3 çarpı 50'ye 25, 0,6 1 kilovolt bir kablo kullanabilirsiniz diyor. Ve sonrasında bu kablonun teknik özelliklerini veriyoruz. Akım kapasitesi 188 ampermiş. Bize 173 amper lazımdı. YVV 3 73 95 de bunu sağlar ama ekonomiklik adına mümkün olanların en küçüğünü seçiyoruz. Ve 350'yi seçiyoruz. Gerilimimizi veriyoruz. Damar sayımızı, kesitimizi. Ve burada önemli bir parametre olarak kısa devre akımını veriyoruz. O 3 kriterden sonuncusuydu hatırlarsanız. 5,75 kA bölü saniye. Bunun anlamı herhangi bir kısa devre oluştuğunda bu kablodan 1 saniye boyunca 5,75 kA sorunsuz olarak akabilir. Adım 2'ye geri dönüyorum. Bir opsiyon göstereceğim. İzolasyon dış kılıfta ikisini beraber seçebilirim. PVC, PVC ve XLP PVC seçeneklerini beraber seçtim. Tamam deyip tekrar hesapla diyorum. YVV 350 geldi. 188 amper taşıyabilir. Aşağıya doğru sürüklediğimde izolasyonu XLP olan N2XY ya da Y3V kabloda 335 geldi. Akım taşıma kapasitesi 174 amper. 173 amperde ihtiyacımız. Dolayısıyla bir alt kesit XLP ile de bu sorunu çözebiliriz. Tekrar adım 2'ye gidiyorum. Başka bir özelliğini göstermek için programı. PVC, PVC dedim. Koruma ekran yok ya da işte yuvarlak çelik tel olsun diyorum. Burada birden fazla seçenek seçebiliriz. Hesapla dediğimde bu sefer hem YVV'yi hem de seçtiğim için ENR'ye hazırlı kabloyu sonuç olarak da bize getiriyor. Yani dolayısıyla adım 2'de opsiyonel seçimler yapıp kıyaslama, karşılaştırmalı örnekler görebiliyoruz. Şimdi tekrar standart kablomuza gidelim. PVC, PVC 3,5 damar. Adım 1'e dönüyorum. Biraz önce ikinci örneğe bıraktığım bir konu var.
Bir slide sayfasındaki o hatırlayalım 3 aşamayı. 1 akım taşıma kapasitesi, 2 gerilim düşümü, 3 kısa devre akımıydı. Kapalı olduğunda gerilim düşümünü hiç hesaba katmıyorum. Ama hesaba katmak istersen açıyorum. Ve yeni bir sekme açılıyor. Uzunluk ve yüzde olarak gerilim düşümü. Burada da 3 opsiyonumuz var. Öncelikli olarak 500 metrede bir mesafeye taşıyalım kabloyu. Dediğimde sonuç ekranında YVV 350'ye 25'in altında bir rakam daha getirdi bana. %6,3. Bunun anlamı 500 metre mesafeye gittiğimde gerilimim %6,3 düşecektir. Bu bizim için yeterli midir yoksa yetersiz bir seviye midir? Onu kullanacağımız sistem üstünden bakmamız gerekiyor.